Tekrar stüdyomuzdayız değerli seyirciler bu röportajın ardından ve bizler de toplumsal şiddette sosyal hizmetin yerini ve önemini konuşacağız. Tabi sadece o alanlar değil, hocamızın çalıştığı farklı alanlar da var. Bunlardan birisi mevsimlik tarım işçileri ve bunların arasındaki çocuklar ve kadınlar, onların durumu, sosyal statüleri, bunları da değerlendireceğiz vaktimizin yettiği kadar. Merak ettikleriniz varsa Twitter'dan ve de WhatsApp'tan bekliyoruz. Konumuz Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Bülent İlik. Merak ettiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi sosyal hizmet derken bizim ne anlamamız gerekiyor? Toplumsal şiddete sosyal hizmetin önemi. Nedir bunun tam olarak açıklaması? Belki toplumsal şiddetin önlenmesi boyutunda sosyal hizmeti konumlandırmak gerek. Sosyal hizmet biliyorsunuz. Üç temel boyutta bireye, gruba, toplumlara yardımcı olan, katkı sağlayan bir meslek. Birey, grup ve toplumla çalışıyor. Hangi şeyi önceliyor? Bir, koruyucu önleyici boyutu var sosyal hizmetin. Yani bir sorun olmadan önce yapılabilecekler ilişkin boyutu var. İkincisi, olduktan sonra yapacaklarınız var. Üçüncüsü de savunuculuk dediğimiz olgunun ortadan kaldırılması için yapabilecekleri var. Üç temel fonksiyon içinde sosyal hizmetin durumunu düşünmek gerek. Savunuculuktan başlayayım en sonunda. Tabii hocam, buyurun. Ne demek savunuculuk? Bir, biz şiddetsiz bir toplum, şiddete uğramamış insanları arzuluyoruz, istiyoruz. Hayalimiz bu, evet. Hayalimiz bu, ufkumuza bunu koymamız gerekiyor. Yoksa şiddetin hiçbir türünü haklı göstermek amayla, çünküyle açıklamak durumunda değiliz. Hı hı. O zaman savunmak gerek. Savunmak ne demek? Şiddet mağdurlarının durumunu ortaya koymak. Her yaştan, her cinsten, her etnik inanç kökeninden olsun kimsenin bireysel ya da toplumsal şiddete uğramamasıyla ilgili savunuculuk yapmak gerek. Öne çıkanları, toplumun en çok konuştuğu ne? Kadına yönelik şiddet üzerinden konuşuyoruz. Halbuki doğru. Kadına yönelik şiddet var, çocuğa yönelik şiddet var. Aslında sıralı şiddet var. Belki biraz sonra tekrar buna dönebiliriz. Yani şiddet uygulayanların geçmiş yaşam öykülerine baktığınızda mutlaka şiddete uğramış olduğunu ya da bu konuda olumsuzluklarla karşı karşıya evet. olan bir öz yaşam öyküsünden geldiğini görüyoruz. O zaman bu sorunun ortaya konulması, şiddetsiz bir iletişim biçiminin, şiddetsiz bir yaşam biçiminin ortaya konularak anlatılması gerek. Yeter mi? Yetmez. Şiddete uğrayanlar var, onların da korunması gerek. Siz şimdi açarken mevsimlik tarım işçilerini söylediniz. Çok somut ve anlaşılır olması için bunu söylüyorum. Şimdi Türkiye dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Evet, mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun sosyopolitik, ekonomik pek çok şeyi var. Ama insan boyutunu konuştuğunuzda çok yaygın bir şiddet olgusuyla mülteciler arasında da karşı karşıyayız. Savunuculuk anlamında söylüyorum. Şiddet mağduru kadınlara yönelik, mülteci kadınlara yönelik özel kurumlara ihtiyacımız var. Hı. Devletin kurumlarının kapıları açık ama dil bilmiyor. Bilmediği zaman şiddet mağduru ne ona bireysel tedavi programı uygulayabiliyorsunuz, ne durumunu iyileştirebilecek ya da kendisini zaten bir travmayla gelmiş. Yani savunuculuk dediğim bu sorunların görünürlüğünü arttırmak, ortaya çıkarmak. Nerede böyle bir olgu varsa bunun üzerine gitmek. Korumak, önlemek ne? Korumak, önlemek şu. Başta toplumsal cinsiyet rollerimiz olmak üzere her bireyimizin haklarını öğrenmeleri. Haklar da bir ufuktur bizim için. Haklar ulaşılmak istenen yeri ve olması gerekeni gösteriyor. Orada sorumluluklar var mı? Var. Hem hukuksal sorumluluklar var, hem kamusal sorumluluklar var. Şiddet uyguladığınız zaman bunun Türkiye'de hukukta karşılığı var mı? Elbette karşılığı var. Var. Azdır, çoktur, caydırıcıdır. Bunu ayrıca tartışabiliriz. Bu başka bir şey ama hukuksal karşılığı var. Bizim birinci işimiz haklarını öğrenmesi insanların. Bana kimse şiddet uygulayamaz. Üstelik şiddet sadece fiziksel şiddet. Tam onu diyecektim hocam. Evet. Sınırlı değil. Örnek, ben bir öğretim görevlisiyim. Benim sınıfta hiçbir öğrencime yönelik sözle olumsuz tutum takınma hakkım yok. Takınamam.
O da çünkü şiddetin bir parçasıdır. Herhangi bir başarı ya da başarısızlık öyküsü üzerinden her yerde, yani okulu anlatıyorum aslında, ailede şiddeti uygulanmasını önlememiz gerekiyor. Bu konuda da her bireyimizin bu konuda bilgili olması gerekiyor. Size inanarak ve içtenlikle söylüyorum, çocuk hakları eğitimi almış çocuklar bu konuda çok daha etkili ve duyarlı bir biçimde başvurularda bulunabiliyorlar. Türkiye'nin her yerinde üstelik, ben çok farklı bölgelerde öğrencilerimle çalışıyorum. Bu pazartesi Antalya'da Muratpaşa'da yine yaz stajına gideceğiz. 3. yıl. Çok zor bir bölgede çalışıyoruz Muratpaşa'da. Orada çocuk haklarını anlattığınız zaman, böyle bir şeyle karşılaştığınızda şuraya başvurmanız gerekir, şöyle olabilir, size kimse bunu uygulayamaz dediğiniz anda çocuklar bildirimde bulunmaya başlıyorlar. Bunlar önler mi tek başına? Hayır, önlemez ama yol açar. Yapılmasını caydırır. Hocam merak ettim, neden Muratpaşa zor? Muratpaşa'nın belli bölgeleri var. O bölgelerde bireysel ve toplumsal sorunların yoğun olduğu mahalleler var. Yoksulluk çok yoğun, şiddet yoğun. Çocuk evlilikleri olgusuyla karşılaşıyorsunuz. Üzülerek söylüyorum, madde bağımlılığı olgusu var. Çok zorlu bir çalışma sahası. Çok zorlu ve ama çok da öğretici, katkı verici bir çalışma. Kadının güçlendirilmesi ve çocuğun gelişimi odaklı çalışmalar yürütüyoruz. İnanın netice alınıyor. Ama bunları tabii çok kolay hemen olacak gibi görme. Yani korumak, önlemek gerekiyor. Yerinde, ailede, mahallede bilgilendirmek. Sizin VTR'nizde de vardı. Eğitimi önemli görüyor yurttaşlarımız. Evet, eğitim önemli ama tek başına yeterli değil. Eğitim olacak, herkes haklarını bilecek, koruyacaksınız, önleyeceksiniz. Korudunuz, önlediniz ve şiddet olgusuyla karşılaştınız. O zaman da bunun tedavi edilmesi gerek. Üstelik burada da belki sizin yayınınız aracılığıyla söyleyelim, sorunu yine sadece şiddet gören üzerinden okumamak gerek. Yani şiddet göreni koruyacağız. Şiddet gösterene karşı onu korumak sosyal devletin temel sorumluluğu, yerel yönetimlerin de sorumluluğu, merkezi yönetim de sorumluluğu. Ama ihmal ettiğimiz bir şey var. Şiddeti uygulayanlara yönelik de bizim çalışmalarımızın olması gerekiyor. Sonuç itibariyle bir suç işleyip cezaevine giren bireyi de yeniden nasıl topluma kazanmak istiyorsanız, şiddeti az ya da çok uygulayan, bunu bir iletişim aracı haline getiren ya da kendini ifade etme aracı haline getiren her bireyi, grubu, toplumluğu da tedavi etmek gerekir. Dikkat edin, bir iddialı bir şey söyledim. Bireyi, grubu, topluluğu da, bazen şiddeti toplumsal olarak da kullanıyoruz. Örnek sporda şiddeti konuşuyoruz biz. Örnek politikada çok sert söylemlerden rahatsızlığımızı dile getiriyoruz. Hatta onu biraz ötelemeye çalışıyoruz. Ötelenmesini istiyoruz. Çünkü şiddet şiddeti doğuruyor. Bunların her biri birbirini etkiliyor, tetikliyor. Bir spor karşılaşmasına gidiyorsunuz. Spor karşılaşmasında evet, kazanmak isteği ve arzusu çok güzel bir arzu ama ölmeye geldik diye tezahürat olur mu Allah aşkına? Şimdi bunları konuşmalıyız, dile getirmeliyiz ve bunları değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmalıyız. Ya da çok saygın kulüpler, bütün yani amatör kümedeki spor müsabakalarında bile şiddet varsa toplumsal bir sorunumuz var demektir. Ya da işte trafikten başlayıp hayatın her alanına yansıyan bir şiddet olgusu, üzülerek söylemeliyim ki, yaşamımızın içine yansıyor. Burada bunu ısrarla ve altını her seferinde çizerek ve döne döne söylemek gerekir. Türkiye politik değerlendirmesini saklı tutuyorum. Onu başka konuklarınızla da konuşabilirsiniz. Benim de görüşlerim var, hiç kuşku yok ki. Ama Türkiye şu anda dünyada en fazla mülteci nüfusu barındıran ülke. Devletin resmi rakamları 3.7 milyon. Gayri resmi rakamlar 4,5 milyonla 5 milyon arasında Türkiye'de. Evet, evet. Ağırlığı Suriyeliler olmak üzere Türkmenler, Afganlar, Afrikalılar, pek çok ülkeden insan. Şimdi bu mülteciler dediğimiz olgu aslında bir başka cephesinden okursanız travmatize olmuş bireylerden bahsediyorsunuz. Bizi izleyen her izleyicimiz şunu düşünsün. Evini, yerini, yurdunu kaybetmek başlı başına bir travmadır.
Hocam araya girebilir miyim tam bu noktada? Bu konuda benim bir rahatsızlığım var. Onu da söyleyerek ben size yine bırakacağım sözü de. Sosyal medyada ve birçok haberde Suriye'yle vurgusu çok ön plana çıkartılıyor. Sanki bir millet savaşı var gibi. Türk ve Suriye'yle karşı karşıya gelmiş gibi. Bazı suçlar var ve bunun milletle bir alakası yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve bazı yasaklar da getirildi. Suriyeliler plaja girmeyecek diye. Şahsen benim için bu çok rahatsız edici. Ben şuna inanıyorum ki etki tepkiye doğurur ve ötekileştirmek, dışlanmak bence ilerleyen zamanda çok büyük bir nefret doğuracak gibi geliyor. Sanki biz şimdiden o nefretin temelini mi hazırlıyoruz? Çok güzel bir noktaya geldiniz. Tam da kritik nokta bu. Travmatize olmuş, gelmiş, evet, yeni bir yaşama tutunmaya çalışan bireylerden söz ediyoruz. Efendim bu kadar çok mülteci gelmeli miydi? Bunu tartışın. Bunun politik olarak kime hesabını soracaksanız sorun. Bu başka bir şey. Doğru, ama, doğru. Ama bizim hep birlikte şunu kabul etmemiz gerek. Biz kısa ve orta dönemde, minimum kısa ve orta dönemi kastediyorum. Bu da en az 15-20 yılı içeren bir süredir ki bana kalırsa daha uzun bir sürede. Biz mültecilerimizle birlikte yaşayacağız. Birlikte yaşayacaksak birlikte yaşamayı da becermemiz gerekiyor. Hem mülteciler açısından hem Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları açısından bunu söylüyorum. Yasakla çözer misiniz? Çözemezsiniz. Bunlar biraz bana popülist yaklaşımlar geliyor. Plaja şey mi koyacaksınız, polis mi koyacaksınız, kimlik mi soracaksınız? Tek tek kimlik bakılacak demek. Yani kimlikle baksanız hangi yasal dayanağa göre yasaklayacaksa. Ha, bunu söylerken şunu ihmal etmemek gerek. Ben buna biraz şeytanın avukatlığını yapmak diyorum. Ama orada da yurttaşları rahatsız edecek bir olgunun da önüne geçebilecek önlemleri alarak bunu tartışmalı ve konuşmalısınız. Yani gelenekler var, değerler var. Ondan sonra kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok. Bu yasakla çözümlenemez. Bu başka ek önlemler alarak yaşam biçimini, ortak yaşam becerisini geliştirerek olabilir. Bunları şunun için söylüyorum. Gelen mültecileri, yani yine baştaki şeye döneyim, insan olma özelliğimiz içinde birazı fazla birazı az olmak üzere sorunlarıyla geliyorlar. Bu sorunlar Türkiye'de başka sorunların doğmasına yol açıyor. Şimdi siz ne güzel söylediniz, yeni nefret söylemlerini doğurur mu? Evet, yeni nefret söylemlerini doğurur. Kendi içinde yarattığınız ötekiler bütün toplumların başına dert olur. Bunun için gelişmiş kabul ettiğimiz Avrupa'daki örneklere bakınız. Çok fazla hocam. Yani birçok yerinde benzer. Politik olarak da söyleyeyim. Bu ülkelerin içindeki ırkçı söylemleri ve ırkçı politik gelişimleri de destekliyor. Etki tepki şeyi. O zaman bizim Türkiye'de ciddi ciddi bunu konuşuyor olmamız gerek. Şiddete ilişkin söylüyorum. Türkiye'deki mültecilerin önemlice bir bölümünün kültürel olarak yakınlıkları var, akrabalıkları var Türkiye'de. Yine sahadan söyleyeyim size, sosyal hizmet uygulamalı bir bilim dalı. Sahadan söyleyeyim, şiddet olgusunun gelen topluluklar içindeki yaygınlığı da çok fazla. Bu Türkiye'deki başka şiddeti de besliyor, başka şiddetin de kapısını aralıyor. Çocuğa yönelik şiddet var, kadının sorumluluğunda çok sayıda aile var. Eş ölmüş ya da başka bir eşle evlenmiş. Ya da ben böyle yaşarım diyor. Hayır efendim, öyle olmaz. Ben Suriye'deki gibi yaşarım. Çocuk evliliği olur. Hayır, çocuk evliliğini Türkiye'de yapamazsınız. Yapmamanız gerekiyor. Çok eşlilik. Hayır, Türkiye'deki hukuka tabi olmak zorundasınız. Evet, o doğru. Ona ben de katılıyorum hocam. Doğru. Olmaz. Yani karşılıklı bir uyum ve birlikte yaşama becerisini geliştirmemiz gerekiyor. Sosyal hizmete dönerek söyleyeyim. Tedavi edeceğiz kritik yerde. Şiddetin uygulayan kim varsa tedavi edeceğiz. Tedavinin bir bölümü bazen birey, bazen grup, bazen de tutum ve tavırla ilgilidir. Bunların hepsini dışlamak gerekir. Örneğin ben söyleyeyim, bir Konya'da milli maçı oynadık. Çok evet, da güzel oldu. Kazandık. Fransa gibi bir dünya, futbolda dünya devini devirdik. Ama Fransa'nın ulusal marşını ıslıklama hakkımız yok. Bu da bir şiddettir. Şiddetin tanımları içinde var. Kimsenin kültürel değerlerini, inanç sistemini kutsal kabul ettiğini, bakın hemen akabinde İzlanda'ya gittik. Anlaşılır örnekler olduğu için söylüyorum bunu. Havaalanında karşılaştığımız muamele hepimizi ayağa kaldırdı. Hepimizi ayağa kaldırıyorsa ve haklı olarak ayağa kaldırıyorsa, o zaman kendi evimizde de buna uygun davranacağız. Şiddeti reddettiğimiz her yerde
şiddeti başkasına da uygulamayacağız. Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Tam empati, ne güzel değil mi? Mesela yurt dışındaki bir maçta bizim İstiklal Marşımız protesto edilse nasıl tepki gösteririz? İzlanda örneğinde o Türk kafası adı verilen fırça uzatıldı. Neler söyledik? İzlanda'ya karşı ayaklandık. İşte onlar gelirse nota derslerini verdik. Bildireceğiz. Bir tane nota verdik. Nota verdik, evet. Haklı mıydık? Haklıydık. Yapmalı mıydık bu tepkiyi? Yapmalıydık. Doğru, ama, doğru. Ama tersine de toplumsal olarak, örnek olarak Türkiye'de yönetim sorumluluğunda olanların ya da siyasal sorumluluklu olanların tümü bunu onaylamadığını söylediği zaman şiddetin toplumsal boyutunu azaltma konusunda adım atmış oluruz. Bu çok önemli bir şey. Doğru. Şunları da izninizle ekleyeyim. Şiddetin süreç içinde değişen boyutları var. Fiziksel şiddeti söyledik, duygusal şiddeti, psikolojik şiddeti hiç unutmamalıyız. Cinsiyetinden ötürü, engelinden ötürü, bir başka şey açısından hiç kimseye farklı bir muamele, kötü bir muamelede bulunma hakkımız yok. Bir çocuk kurultayında Şanlıurfa'dan gelen engelli bir, ortopedik engelli bir çocuğumuz şunu söylemişti. Şiddetin toplumsal boyutuna ilişkin söylüyorum bunu. Çocuk bunu söyleyen. Ben tekerlekli sandalyedeyim ve benim hastalığım nedeniyle gayet kendi içinde yerli yerine oturtmuş. Benim hastalığımın tedavisi yok. Yani ben yarın ya da yakın gelecekte, uzak gelecekte yürüyemeyeceğimi biliyorum. Ama şundan ötürü çok rahatsız oluyorum. Her gören ne oldu da böyle oldum diye soruyor. Yürüyebilecek misin diye soruyor. Bakın nasıl bir şiddetten bahsediyoruz. Bunun içinde kötü niyet var mı? Hocam bakıncı yok. Buna şiddet demek diyebilir miyiz gerçekten? Karşımızda nasıl bir etki bıraktığınıza, o çocukta nasıl bir etki bıraktığınızı çocuk anlatıyor. Ben bundan çok rahatsızım diyor. Zihinsel engelli bir çocukla otobüse binen bir anneye bakışları bir düşünün. Evet hocam, tahmin edebiliyorum hocam. Bakışları düşünün. Sadece bakışlarla bile aslında o anneye şunu söylüyorsunuz. Bu çocukla dışarıya çok çıkma demek gibi farkında olmadığımız, istemediğimiz, yani şiddetin boyutlarını belirtmek için söylüyorum. Cinsel şiddet var mı? Cinsel şiddet var. Hukukta tanımı var. Kimseyi istemediği bir birlikteliği, evlilik içinde dahi konuşuluyor bu. Zorlamamak gerekiyor. Bir yeni şiddet türünden de söz edelim. O da şu, yine hukukta tanımı var, karşılığı var ceza kanununda, ısrarlı takip. Yani şimdi bu sanal medya, sosyal medya yaşamımıza çok girdi. Telefonlar, işte sanal medya ortamındaki haberleşme kanalları. Ben sizin izniniz olmadan size her gün mesaj atıp, takip edip, bugün bunların her biri insanların yaşamını etkiliyor. Bu ve bunların ceza kanununda karşılıkları var artık. Bu da bir şiddet mi? Evet, şiddet bütün davranışlarınızı etkiliyor. Bunu kadınlar üzerinden düşünün, çocuklar üzerinden düşünün. Yani şiddetin çok farklı boyutları var. Literatürden bir şey söyleyeyim. İzleyicilerimizin ve hepimizin işine yarayacağını düşünüyorum. Ben de kendim değerlendirirken. Aşırı övgü ya da yergi de şiddet olarak kabul ediliyor. Aşırı övgü. Aşırı övgü. Yani diyelim ki çocuğunuz bugün karnesini getirdi. Teşekkür getirdi. Ya da takdir getirdi. Güzel ya da karnesi iyi geldi. Tabii ki takdir edeceksiniz. Seveceksiniz. Bu takdirinizde belirteceksiniz ki bunu mutlaka öneriyoruz. Ama burada öyle bir tepki veriyorsunuz ki sanki dünyayı değiştirmiş gibi davranırsanız o zaman o çocuktaki yarattığınız beklenti eşiğini nereye çıkarttığınızı düşünün. Teşekkür getirdi çocuk. Güzel, iyi ama bu dünyada en büyük başarılardan biri değil. Daha iyi başarıların yollarından biri. Ya da tam tersi. Zayıf getirdi. Zayıf getirmesin. Ben bugün olacakları söyleyeyim. Karneler geliyor. Ailelerin bir bölümü diyecek ki takdir niye alamadın? Ha evet, onu diyenler de var hocam, doğru. Ya da bu bütün notlara bakıyor, diyelim 5 üzerinden değerlendiriliyor. 2 tane 4'ü varsa ya 5'leri hiç görmüyor bazı aileler. Niye bunlar 4 diyor. Hatta bir de bakın yumuşatarak şiddeti söylüyorum. Bu konuda seni kursa gönderdik, dünya para verdik. Yine niye 4 aldı? Çok alışkın olduğumuz bir ifade. Çok içeriden söylüyorum bunları zaten. Karşılaşıyoruz. O zaman ne yapacağız?
övgüde ve yergide, eleştiride de ölçülü olmak gerekiyor. Hocam bununla ilgili bir yazı okudum. Tam üstüne siz konuştunuz. Daha dün ya da önceki gün çocuğun sahnede ya en önde olması ya da en arkada olması. En önde olması daha çok böyle popüler olmasına sebep oluyor ve ilerleyen zamanlarda bu popülariteyi sağlayamadığında da çok sıkıntı çekeceğini söylüyor. En arkadaki çocuk da aşağılık kompleksine kapılabilir diyor uzmanlar. Tam o örneğe dayalı bir örnek verdiniz. Bağlantılı gerçekten. Peki yine bizden bir örnek söyleyeyim buna. Bir sosyal hizmetle bağlantılı özellikle çalıştırılan çocuklarla ilgili bir yurt dışı çalışmasına gitmiştik. Almanya'daki öğretmenler Türk velilerinden şöyle şikayet ettiler. Türk veliler hiçbir zaman çocuklarının okul başarı, yani öyle demeyeyim, genellikle diyeyim. Okul başarılarıyla ilgili örneğin bizdeki veli toplantısı benzeri toplantılara gelmiyorlar. Biz uzun süre çok uğraştık. Yani niye ilgilen? Çocuklarını da sevmiyorlar değil, seviyorlar ama izlemiyorlar eğitimdeki. Sonra şöyle bir yol bulduk dediler. Sizin örneğiniz çağrıştırdığı için söylüyorum. Sosyal etkinliklerde mutlaka Türkiye'den gelen öğrencilere rol veriyoruz. O zaman veliler bırakın bir kişiyi, bütün aile geliyorlar izlemeye. Şimdi ne bunu yapın? Yani bunu yapın, bunda bir sakınca yok. Ama öbürünü de ihmal etmeyin. Çocuğu ihmal etmeyin. Biz bazen birbirimizi, bu aile içinde de böyle, sorun olduğunda daha çok görmeye başlıyoruz. Yani ailenin en başarılı çocuğu hep en başarılı kabul ediliyor. Onunla çok ilgilenmiyor. Ne zaman onunla ilgilenmeye başlıyorsunuz, o sorunda biraz değişiklik oldu o zaman. Yine örnek söyleyeyim size. İşe yarasın söylediklerim diye. Bir annemiz geldi, son derece ilgili bir anne. 12 yaşındaki kızının konuştuğumuz yıla kadar okul başarısının çok yüksek olduğunu ama bu yıl okul başarısında düşme olduğunu, ne yapacağını sordu bana. Şimdi bakın 12 yaş kız çocuğu söylüyorum. Anneye dedim ki çocukla ne kadar konuşuyorsunuz siz? Yani bir anlamda da çözümü de konuşmuş oluyoruz bunu söylerken. Ne konuşuyorsun çocukla? Ben söyleyeyim. Şunları mı konuşuyorsunuz? Onu anlattırdık daha sonra. Dersine çalıştın mı? Okula gittin mi? Ev işleriyle ilgili şunu yaptın mı? Bunu yardım ettin mi? Doğru mu? Evet. Başka konuşuyor musunuz? Çocukla hiç dışarı çıkıp eve yönelik bir alışveriş yapmadan mesela şöyle bir yürüyor musunuz? Elini tutup yürüyor musun çocuğun? Ben size böyle onlarca örnek anlatırım. Dedi ki yapmadım. Peki dedim 12 yaş sizce bir şey ifade ediyor mu? 12 yaşta bir kız çocuğu. Yaş dönümüne gelmiş, bilgiye ihtiyacı var, hormonal değişiklikleri var. Çocuğun bambaşka şeyle karşı. Ortaya çıktı ki anne hiç konuşmamış. Bazen sadece konuşarak, iletişim kurarak şiddetin önüne geçmek ya da azaltmak mümkün. Önüne geçmek demeyelim. Erkek çocuk mesela. Bazı kültürlerde 12-13 yaşını bulduğu zaman artık çocuk bile demiyorsunuz. Mevsimlik tarım işçilerini söylediniz. 13-14 yaştan itibaren çalışıyor çocuklar. Üzülerek söylüyorum, çalışma yaşı da düşüyor. Bütün, hocam 8-9 yaşında çocuk vardı ya. Bütün önlemlere karşın, söylemlere karşın fiilen düşüyor. Çünkü yoksulluk transfer oldu. Sadece evet. Sporda değil. Evet. Mültecilerin girişiyle birlikte yevmiyeler düşmeye başladı. Daha çok çocuk işçi çalışmaya başladı. Şimdi o çocuklarla ilgili ne görüyorsa çocuk hayatında onu tekrar edecek. Aslında aynada ne görüyorsak o kendimiziz. Toplumda gördüğümüz şiddette hepimizin birey olarak, grup olarak, topluluklar olarak sorumluluklarımız var. Sustuğumuz ve sessiz kaldığımız yerde de ortağız aslında. Sizin yakınınızda, yörenizde şiddet gören bir çocuk, şiddet gören bir kadın varsa yasaların size verdiği görev, insani görev, inanç görevi açısından da söylüyorum. Bunu bildirmeniz gerek. Evet siz kendinizi riske etmek istemeyebilirsiniz, bunun tarafı olmak istemeyebilirsiniz. Kamu kurumlarına efendim biz bildiriyoruz kamu kurumlarına bir şey olmuyor. Siz bildirmeye devam edin, bir şey olacaktır. Bunlar öyle çok çabuk gelişmez. Bakın Türkiye kadına yönelik şiddeti konuşuyor. Uluslararası sözleşmelere imzaladı. İyi bir noktada mıyız? Hayır. İyi bir noktada değiliz ama hiç yol almadık mı? Hayır. Çok yol aldık. Evet. Kurumlar kurulmaya başlandı. Yeni kurumlar yetmiyor. Daha çok kurulacak. Bu neyle olacak? Toplumun kendi dinamiklerini harekete geçirmesiyle, söylemesiyle.
Okullarda şiddeti artık çok konuşuyor musunuz? Çok konuşmuyorsunuz. Niye? Çünkü bildirim var. Kullanılabilecek haklar var. Farklı iletişim biçimleri var. Yoksa şiddet hepimizin yaşantısının içinde var. Ben şimdi stüdyodaki arkadaşlara sorsam annesinden babasından şiddet görmeyen var mı diye sınıfta yapıyorum ben arada bunu. Mesela 50 kişilik bir sınıfta soruyorum. Önceden de anlatıyorum ama yani şiddet şudur diye. Önce 4-5 tane el kalkıyor. Ben hiç şiddet görmedim diyor. Güzel, annem babam beni işte onun şiddet görmedim dediği fiziksel şununla karşılaşmamış olması. Ama başka şeyleri anlatınca olmaz olur mu hocam diyor şimdi. Kız çocukları mesela sırf toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle farklı muameleye tabi tutuyor. Sen konuşma. Akşam şu saatte geleceksin. Sokağa sen çıkamazsın. Aynı yaşta diyelim ikiz, bir erkek bir kız çocuğu düşünün. İkiz erkek bunlar. Gezer. Erkek gezer. Erkeğin pek çok hakkı var. Kız zihinsel gelişimi, duygusal gelişim açısından bir eksiği var mı? Yok. Bakın bu bir şiddet mi? Şiddet. Kadına yönelik söyleyelim. Şiddetin farklı türlerini konuştuk ya. Şunların her biri birer şiddet. Şunu giyme. Öyle oturma. Şununla konuşma. Çalışma, işten çık, benim iznim olmadan dışarı çıkamazsın. Şimdi bakın bunların her birinin insanlarda, toplumlarda yarattığı farklı sonuçlar var. Eve kapattığınız her kadın, toplumda saklamaya çalıştığınız, ayrıma tabi tuttuğunuz her kadın, buna kadınların tümü de karşı çıkıyor değil, ayrıca onu da söyleyeyim. Şiddetin içselleştirilmesi diye bir olgudan da söz edebiliriz. Bir müddet sonra şiddetle baş edebilmenin yolu onu içselleştirir hale geliyor. Hakkıdır gibi görmeye başlıyor. Rol modelleri de şiddet gördüğü için galiba hocam yanında bir nevi hak mı görüyor bunu? Rol modelleri şiddet görüyor. Kendisi şiddet görüyor. Şiddet gördüğü zaman bundan kurtuluş ve çare için siz onun karşısına farklı toplumsal çözüm önerileri sunamıyorsanız, güçlü farklı modeller sunamıyorsanız, yeterince destekleyemiyorsanız ne yapıyor? O şiddeti içinde kabul ediyor. Bir tane örnek söyleyeyim size. Arşivlerinizden çıkar, eski bir haberdir ama. Akdeniz illerimizden birindeydi hem de bu vaka. Orada da yanlışları şöyle yapıyoruz. Sanki sadece belli bir bölgede yoğunmuş gibi. Hayır, her yerde şiddet var. Akdeniz illerimizden birindeydi. Hastanelik olmuş bir kadın fotoğrafıydı. Anlatırken bile üzülerek söylüyorum. Artık o hale gelmişti ki yüzünde kırıklar vardı. Kadınla röportajda o kadınımız şunu söyledi. Döverdi de dedi, bu sefer ölçüyü kaçırdı. Hatırlıyorum hocam. Döverdi de bu sefer ölçüyü kaçırdı. Yani bir başka normalleştirmiş. Eşinin burnunu kestiği kadını evet. Geri o eve döndü. Şimdi burada sorumluluk, burada da toplumsal başka bir şiddet var. Şiddet şu, ona farklı alternatif hizmeti sunamayan, o şiddeti uygulayanı cezalandıramayan tüm yönetimler ve tüm toplumda sorumludur. Buna açık ya da gizli onay veren, susup onaylayan, sessiz kalıp onaylayanlar da şiddetin sonuçta bir parçasıdır. O kadının koruyup önlenip yetiştirilmesinden başlayarak daha bilinçli, daha duyarlı, hakkını arayabilecek noktada olması gerek. Böyle bir sorunla karşılaştığı zaman, bakın önlemler var, evden uzaklaştırma ve benzeri, caydırıyor ama bütünüyle önlemiyor. Demek ki başka önlemlere ihtiyacımız var. O önlemlerin içinde de belki yeri gelmişken söyleyelim. En önemlilerinden biri kadının ekonomik olarak özgürlüğünü kazanması ve güçlendirilmesi. Mutlaka güçlendirilmesi. Eğitim bunun en önemli araçlarından biri. İki, kadının gelir kazanacak hale gelmesi. Kendi bağımsızlığını koruyacak hale gelmesi. Birine bağımlı yaşamamak. Birine ekonomik olarak doğrudan bağımlı olursanız o süreci kırmanız, o kısır döngünün içinden çıkmanız da zorlaşıyor. Efendim gelir düzeyi yükseldikçe, eğitim düzeyi yükseldikçe şiddet bütünüyle ortadan kalkıyor mu? Hayır, ama azalıyor. Bütün istatistikler onu gösteriyor. Hı hı. Ya da kadının bundan çok çabuk kurtulma şansı oluyor. Çocuğunu kurtarması, kendini kurtarmasına yol oluyor. Erkekler şiddete uğramıyor mu? Erkekler de şiddete uğruyor. Aslında şiddetin hep sıralı olduğunu söyledik ya. Erkek gücü yetene oluyor. Başka erkeklerden şiddet görüyor. İşverenden şiddet görüyor. İş yerinde şiddet görüyor. Yani duygusal olarak
Onun için farklı kişi kimlikler geliştirmeye çalışıyor. Özgür bir birey, aktif katılımlı bir birey olmak yerine biraz daha söylenene bunun uysal tırnak içinde, evet çok yumuşak ifade ettik, uysal birey oluyor. O uysal birey, o dışarıdaki uysal birey bazen başka bir canlıya, bu hayvan olabilir, bitki olabilir, o kadar acımasız olabiliyor ki evinde çocuğuna, eşine karşı o kadar acımasız oluyor ki. İnanın burada çok kritik olan şey şu: tablo genellikle erkekten kadına, kadından büyük çocuğa, büyük çocuklardan küçük çocuklara gidiyor. Buradan sağlıklı bir toplum ortaya çıkmaz. Buradan sağlıklı bir dünya ortaya çıkmaz. Şiddet gören, şiddeti kendini ifade etme biçimi haline dönüştürür. Halbuki bazen konuşarak halletmek mümkün. Ben yoksulluk dersi veriyorum, yoksulluk çalışıyoruz. Yoksulluktan kurtulmada bazı şemalar var. Örneğin aynı gelir eşitsizliğinde en dipte yer alanların içinde aile ilişkileri ve iletişimi güçlüyse, birlikte paylaşabiliyorlarsa onların o döngüden çıkma olasılıkları daha yüksek. Ama hem aile ilişkileri bozuk, yoksullukla, işsizlikle ya da işte şimdi savaş mağduru olarak gelmiş, terör mağduru olarak gelmiş insanları düşünün, mültecileri düşünün. Bir de aile ilişkileri bozulduğu zaman o ailede ilk frener de veriliyor, çocuklar da veriliyor. Hmm. Çocuklar sokakta çalışmaya başlıyor, doğru, çocuklar doğru. Okuldan uzaklaşmaya başlıyor, çocuklar şiddete girmeye başlıyor. Kadın, bizim bazı sözlerimiz var, ben hep tersini söylüyorum. Senin için saçımı süpürge ettim diyor. Buradan bütün izleyicilerimize söylüyorum, kimse için saç süpürge edilmez, süpürge edilmiş bir saç işe yaramaz. Fedakarlık başka bir şey ama kendini yok saymak, kendini birilerine sadece adayarak yaşamaya, yani ben olmadan yaşamaya çalışırsanız ne kendinize ne başkasına yararınız olmaz. Onun için kadının güçlendirilmesi çok 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 önemli, çocuklara yönelik şiddet açısından da söylüyorum. Sosyal hizmet bunun neresinde yer alacak? Bu hakların öğretilmesi, savunuculuk, görünürlük çalışmalarında yer alacak. Nerede yer alacak? İlla kadın şiddet gördüğünde, kadın sığınma evinde karşılaşarak değil. Onu yapacaksınız zaten. Sizin göreviniz. Kadın sığınma evinde, sığınma evi sonrasında yaşantısını iyileştireceksiniz. Ama bakın, Türkiye'de daha önce mahallelerde toplum örgütlenmesi, toplum merkezleri örgütlenmesi vardı. Bunu mutlaka Türkiye yeniden yaygınlaştırmalıdır. Şimdi kısa adıyla Sosyal Hizmetler Bakanlığı diyeyim, sık ad değiştirdiği için doğru adı odur. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal hizmet merkezleri kuruldu. Önemlidir ama sosyal hizmet merkezlerinin şu işleve bürünmesi gerek: koruyucu, önleyici boyutu öne çıkartması gerek. Yani sorun olduğunda sen yoksulsun, sana sosyal yardım yapayım da sınırlı kalmamalı. Şiddet gördün, seni şönüme, sığınma evine göndereyim de sınırlı kalmamalı. Nasıl geliştireceğim? Kendi kendine insanlara nasıl yeterli? Buradan bir başka önemli çağrı. Biz çok yakın tarihte yerel yönetim seçimleri yaptık. İstanbul'u da işte 12 gün sonra İstanbul seçimini yapacağız. Bizim belediye başkanlarından bu konuyla ilgili görev talep etmemiz gerek. Bu görevi nasıl talep etmeliyiz? Bir, kurumsallaşmalı belediyelerin içinde. İsmini söylemeyeceğim ama bildiklerim var. Çocukla ilgili sorunlara sadece zabıta memurları bakamaz. Sizin hele bir büyük şehirde asla bunu yapamazsınız. İlçe ölçeğinde bile sizin sosyal hizmetlerle ilgili birimleriniz olacak. Ey yerel yönetimler. Bunu çok iyi yapanlar var. Farklı siyasal görüşlerden üstelik, bir falanı iyi yapıyor, öbürü kötü yapıyor diye söylemiyorum. Ama bir bölümünde neredeyse hiç yok. Bir, kurumsallaşacak. İki, doğru elemanla çalışacaksınız. Siz nasıl bir inşaatı mühendislerle, mimarlarla ve ustalarla götürüyorsanız, bunu da sosyal hizmet uzmanlarıyla, psikologlarla, çocuk gelişimcilerle götüreceksiniz. Toplumsal bölümünü araştıracaksanız toplum bilimcilerle, sosyologlarla götüreceksiniz. Yani doğru elemanlar. Hiçbirini birbirinin yerine ikame etmeyeceksiniz. Sosyal hizmetin örgütlenmesini, yani yerel yönetimlerin işi çok. Kadınla ilgili politikanız olacak. Örneğin bizi izleyen her yurttaşımız ilçesindeki ve ilindeki belediye başkanlarından şunu sormalı. Belediye yönetimlerinden, başkanın kişiliğini kastetmeksizin söylüyorum. Hep öyle kurguluyoruz, o da yanlış. Arkadaş, sen göreve geldin. 5 yıl sonra
benim kentimde çocukların durumu ne olacak? Buna okul başarısından oyun alanlarına kadar, yani şiddetle ne ilgisi var? Şiddetle çok ilgisi var. Kadını çocuğu eve hapsederseniz, sadece sokağa bırakırsanız, erkeği kendini geliştirebilecek modun dışına çıkartırsınız. Öfke kontrolü eğitimi diye bir şey var. İletişim biçimleri, etkili iletişim biçimi diye programlar var. Bunlar en yakın kime? Belediyelere, yerel yönetimlere. Evlilik öncesi çiftlere, ihtiyaç duyanlara ve isteyenlere zorlu olmaz ama özendirerek. Eğitim verilebilir mi? Verilebilir. Birbirlerine ifade etmenin doğru verilebilir hocam. Yolunu başında şey yapsanız. Bizim nikah törenlerimiz çok güzel oluyor. Yani çıkıyorlar işte tasada ve kıvançta birlikte olacağız. Tanık mısınız? Tanığız. Arkadaş bazen bazı şeylerin bilinmesi, anlatılması gerekiyor. Bir şeyi anlatmanın 100 tane yolu var. Yani bir şeyi çok sert anlatırsınız. Bir müddet sonra karşılığı öyle olur. Karşılığı öyle olmasa birikir, karşılığı öyle olur. Ama bir şeyi, aynı şeyi farklı yol ve yöntemle söyleyebilirsiniz. Şiddeti konuşuyoruz ve önlemeyi konuşuyoruz ya. Bu eğitimleri vermeliyiz. Bunu en iyi başarabilecek, en kolay başarabilecek yerler yerel yönetimler. Ama şunun da altını çizelim. Kızıyordur belki bazı yerel yöneticiler. Ben sıklıkla söylüyorum bunları. Mış gibi yapmayacaklar. Yani nüfusu milyonun üzerine çıkmış bir kentte ben bir tane kadın sığınma evi açtım. 10 tane engelliye şu imkanı sağladım. Çok güzel. Bir tane çocuk parkı. Çok güzel. Allah razı olsun. Eline sağlık. Hayır, o beni bana yetmiyor. Senin kentinin %27'si çocuk. Türkiye ortalamasını söylüyorum. Şanlıurfa'yı konuşuyorsanız %47'si çocuk. %47'si. Şırnak ve Şanlıurfa'nın. Nüfusunun %47'si için programın, nüfusunun %27'si için programın ne? Bu programı da ben ölçebilmeliyim. Ben de derken sivil toplumu kastediyorum. Sivil toplum kuruluşları katılmalı ve bunun nereden nereye yol aldığını görmeli. Bir tane park yaptın. Çok güzel, yetmez. İkincisini, üçüncü planın ne? Aklına estikçe olacak işler değil bu. Şimdi belediyelerin stratejik plan yapma yükümlülükleri var. Yurttaşlarımıza çağrımdır, stratejik planlara baksınlar. Yenilerinin yayınlanma gereği var. İçişleri Bakanlığı'na sunmak zorundalar. İddia ediyorum stratejik planlarda, sosyal hizmetle ilgili bölümlerde başarıya ulaşmış olanı %20'leri geçmez. Hepsini söylemiyorum tabii. Türkiye ortalaması için söylüyorum. O zaman bizim bunu sormamız gerek. Sayın Başkanım nasılsın? İyiyim. Sizi çok seviyorum. Bununla olmaz. Bunu hem merkezi yönetimden, hem yerel yönetimden talep edeceğiz. Kadın evin dışına çıkacak, birey olacak, özgürlüğünü hissedecek. Ondan sonra hangi inançtan olursa olsun herkes kendi usulünce, üslubunca ne istiyorsa bunu talep edecek. Ama kadını eve hapsederseniz, çocuğu sokağın dışında bir alternatif göstermezseniz, yani sanat, spor, bilim, kültürle ilgili gelişme odaklarını yaratmazsanız ya da bunları hep böyle tekçi anlayışlarla yönetirseniz. Tekçi anlayış ne? Bir tane bir şey yapalım. Mesela manevi eğitim önemli mi? Kesinlikle çok önemli. Bütün dünyada önemli. Ama sadece manevi eğitim yapalım da biz bunu önleyelim derseniz önleyemezsiniz. Manevi eğitim yapmalı mısınız? İsteyene yapmalısınız. Hiçbir şey yok. Her inançtan yurttaşımızın çoluğuna da çocuğuna da istiyorsa teşvik de edebilirsiniz bunu. Ama bunun dışında sanatla ilgili kapıyı nereye kadar aralıyorsunuz siz? Biz nüfusumuzu söyleyeyim size. Türkiye'nin kendi nüfusu 82 milyon, mültecilerle birlikte 86-87 milyon nüfuslu bir ülkeyiz. 100 milyon nüfus hedefimize biz, iyi kötüyü tartışsın izleyenlerimiz, beklenenden önce erişeceğiz. 100 milyonu hedefleyen, dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisi içinde yer alan bir ülkede, bizim sanatta, sporda, bilimde hep öncüler çıkartmamız gerek. Bizim bir tane Aziz Sancar bize yetmemeli. Bir tane Gazi Yaşargil Hoca bize yetmemeli. Var. Bir tane fazla sayı olmamalı. Bir tane fazla sayı olmamalı. Biz milli takımı konuşuyoruz. Çok güzel. Bakın bu topraklarda yetişmiş evlatlar ama önemlice bir bölümü, yaşamlarının kısa sayılmayacak bir bölümünü başka ülkelerde geçirmiş. Orada ne var da burada yok? Sayın
belediye başkanlarımız, sayın merkezi yönetimimiz, sayın çalışma sosyal hizmetler, aile bakanlığımız, gençlik, spor, milli eğitim ne eksik? Bunu konuşmalıyız. Bunları barış içinde konuşmalıyız. Kavga etmeden konuşmalıyız. Bağırmadan konuşmalıyız. Kimseyi aşağılamadan, ötekileştirmeden konuşmalıyız ve ortak akla harekete geçirmeliyiz. Bu ortak akılla yol almalıyız. Hocam çok teşekkürler. Sosyal hizmetin gerçekten önemi ve yeri çok genişmiş. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Siz anlatınca hepimiz fark etmiş olduk. Anlattığınız sorun yaşanmadan, şiddet gerçekleşmeden koruyucu önlemler, çok haklısınız. Umarım ki bu alanları, çalışmaları görebiliriz. Var mı son bir iki cümleniz? Onları rica edeyim ben sizden. Sonra sizi uğurlayacağız hocam. Siz aslında çok güzel özetlediniz. Söylemimizi şiddetin olduktan sonrası üzerinden olmaması içine kaydırarak onu göreceğiz, onu önleyeceğiz. Olduğunda da bütün önlemleri geliştireceğiz. Ama esas yapmamız şiddeti de bir anlamda sıradanlaştırmamamız gerekiyor. Bugün şu kadar kadın öldürüldü dediğimiz zaman orada hepimizin suçu ve sorumluluğu olduğunu bilmeliyiz diye düşünüyorum. Hepimiz sorumluyuz. Doğru hocam. Aslında şiddeti uygulayanlar kadar ona sessiz kalanlar da suçlu galiba. Evet. Değil mi? Öyle mi hocam? Hocam çok teşekkürler. Tekrar görüşmek temennisiyle daha çok konuşacağız. O Suriyeli dostlar Türkiye'de kalmaya devam edecekler çok uzun bir müddetçe. Umarım daha çok entegrasyonu sağlandı ve beraber yaşayabildiğimiz bir ülke oluruz diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sayın seyirciler devam edeceğiz Güne Bakış'a. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden öğretim görevlisi Doktor Bülent İlik'ti. Şiddetin önlenmesinde sosyal hizmetlerin önemini konuştuk. Çok geniş bir alan. Konuşunca bizler de daha iyi fark ettik. Bunu gerçekten sorumluluk çok fazla. Mesele şiddet olayı yaşanmadan onu önleyebilmek. Güzel bir Türkiye'den bahsettik. Umut verici şeylerden bahsettik. Umarım daha güzel. Şiddetin azaldığı, sıfıra indirgenmesi mümkün değil tabii ki dünyanın hiçbir yerinde ama daha da azaldığı günler görürüz. Bizler devam edeceğiz. Paylaşacağımız haberler var. Öncesinde ise çok kısa bir aramız.